Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birçok genç gitarist arkadaşımın bana çok sorduğu ritim nasıl bulunur veya bir şarkının ritmini gitarda ben doğru nasıl bulurum gibi çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Ben yaklaşık 600'e yakın veya küsür video koydum ve her videonun altında kesin bir kişi soruyor. Bu şarkının ritmi nedir abi? Anlamadım gibisinden. Şimdi arkadaşlar ve ben de her zaman şu cevabı veririm. Bilmiyorum. Çünkü ben bir ritmi atarken evet şimdi aşağı, evet şimdi yukarı, evet şimdi biraz bekleyip yukarı yapacağım gibisinden düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden ritim ezberlemek kadar yanlış bir olay yok gitarda. Ben bunu zaten temel gitar dersleri ilk videolarımda da mesela ezberlemeden akor bulmak, işte şimdi ezberlemeden ritim atmak gibisinden yani daha çok ezberci zihniyeti çok karşıyım ben müzikte ve gitarda. Tabii ki bazı şeyler ezber, kesinlikle ezber. Ama ritim denilen olgunun bir ezbere dayandırılmasına yani gıcık oluyorum. Hatta ritim atmak akor basmaya göre çok daha kolaydır. Çünkü akor basarken böyle parmaklarımız farklı farklı şekillere giriyor. Ritimde sadece fiziksel bir aşağı bir yukarı hareketimiz var arkadaşlar. Ne kadar zor olabilir, değil mi? Şimdi o yüzden sizlere şunu anlatmayacağım bu derste. İşte 2 dörtlük, 4 dörtlük, 5 sekizlik, 9 sekizlik ritim şöyle sayılır gibisinden bir şey anlatmayacağım. Çünkü ben size bir şey itiraf edeceğim. Ben 2005 yılında gitara başladım. 2019'dayız ve yaklaşık 14 sene olmuş. Ben bunun 12 senesini hiçbir şekilde ritim kalıplarını bilmeden bugünlere geldim. Çünkü ihtiyaç duymadım. Çünkü ben herhangi bir profesyonel müzik eğitimi, bir gitar kursu vesaire almadım. Ama her zaman bir şarkının ritmini de buldum. Nasıl buldum? Ve yani bu videonun başlığının cevabı da arkadaşlar, doğru ritim nasıl bulunur? Dinleyerek. Hep dinledim arkadaşlar. Şimdi ben size bu videoda biraz popüler ritimlerden bahsedeceğim ve de bir şarkının farklı ritimlerde nasıl çalınabildiğini göstereceğim arkadaşlar. Yani ezber olmadığını size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şunu öncelikle demek istiyorum sizlere. Bir şarkıyı bakıyorsunuz, bu şarkı işte 4 dörtlük. Ha, 4 dörtlüğün ritmi şudur gibisinden bir durum yok arkadaşlar. Bunu kim söylüyor size de yalan söylüyor. Veya sizi ezbere doğru itmeye çalışıyor. Şimdi ilk ritmimiz çok popüler bir ritim. Hatta bunun adının folk ritim olduğunu siz bana söylemiştiniz. Birçok kişi söylemişti. Ben bunu bir at koymuyorum. Benim de ilk öğrendiğim ritimlerden biridir. İşte aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı. Bu ritim Türk pop piyasasında, Türk rock piyasasında en fazla kullanılan ritimlerden biri. Yani şarkıya oturan ritim diyeyim. Yani şarkının ritmidir demem. Çünkü doğru değildir. Bu ritim yerine ben başka ritimler de kullanabilirim. İşte örneğin. Seni içime çektim bir nefeste. Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste. Yanacağız. İşte mesela bu şarkı değil mi? Ritmi bu diyebilir. Şöyle çalayım. Seni içime çektim bir nefeste. Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste. Yan. Bakın farklı bir ritim attım. Hatta beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazır. Ters bastım. Gibi ritim de kullanabilirim arkadaşlar. O yüzden şarkıyı dinlemek ve bir ritim oluşturmak sizin elinizdedir. Bunu bilin arkadaşlar. Folk ritimden bahsettim. Ben 4 4 ritim nasıl sayılır, işte 1 2 3 4. Bundan bahsetmeyeceğim sizlere. Burada şu durum var arkadaşlar. Bu 4 4 ritmimiz ve az önce çaldığım 4 4 ritim neydi? Her şey yak adlı parçaydı. Yani aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı. Ama ilk iki aşağı arasında ufak bir boşluk var. Bu da genelde 4 dörtlük parçalara uyan bir ritimdir. Az önceki çaldığım gibi. Hatta genelde kapatmalı ritim dediğimiz bir adı vardır. Belki başka bir ismi vardır, bilmiyorum. Kapatmalı ritim. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bunu aslında bu çalışmakla alakalı tamamen. Bunun bir püf noktası yok. Elinizin şu işte aya dediğimiz, yani şu avuç içi kısmının şu, yani baş parmağınızın şu kısmına arkadaşlar
Bu ritmi denerken çok fazla tel koparabilirsiniz. Yani tel zayiatı olabilir ama bu daha çok böyle Haluk Levent, işte böyle Teoman, biraz eski rock parçalarında çok kullanılan bir ritimdir. Kanalımda da çok çalmışımdır böyle ritimli şarkılar. Nasıl yapıyorum? Aşağı, kapat. Yukarı, yukarı, aşağı. Aşağı, kapat. Yukarı, yukarı, aşağı. Bu da üçüncü ritmimiz arkadaşlar. Çok kullanılan bir ritim. Bu ilk gösterdiğim üç ritim. Yani tekrar bir özet geçeyim. Bir. İkinci ritim buydu. Bunu da aşağı yukarı söyleyeyim. Aşağı, aşağı, yukarı, 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 aşağı. Veya yukarı, yukarı, aşağı arkadaşlar. Bu şarkının temposuna göre değişebilir. Bir daha yapıyorum. Bu üç yukarılı. Bir daha yapıyorum. İki yukarılı. Üçüncü ritmimize neydi? Bu gösterdiğim üç ritim arkadaşlar, dört dörtlük parçalara uyan ritimlerdir. Bazen akorlar arasında geçerken işte ritim oturmuyor. Mesela re minörden la minöre geçeceksin. Belki o ilk dediğimiz folk ritim oturmayacak. Gibisinden akorlara bölebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir ritmimiz vals ritmimiz. Daha çok 3-4'lük parçalarda kullanılır. İşte 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1. Mesela en bariz örnek Hatırla Sevgili. Nasıl yapılıyor? Çok kolay ritimdir. Ancak bunda 3-4'lük ritimlerde ritim kaçırma sıkıntınız olabilir. Zaten bir yerden sonra bir şarkının 4 dörtlük mü olduğunu, 3 dörtlük mü olduğunu anlarsınız. Mesela Pinani'nin Beni Al adlı parçası. Mesela Pinani'nin parçasında işte "Beni al kucağına, elini belime sar, beni almadığına düşürün beni al. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 gibisinden. Bunu arpejde de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar o yüzden mesela 3-4 ritminin arpeji şudur. 3-4 ritmi şudur diyemem size. Ama barizleri gösteriyorum sizlere yani. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an üşürüm beni al. Mesela bu ritimde oturtabilirsiniz. Burada ne yapıyorum? Bas seslerin sesini alıp iki kere aşağı. Hatırla Sevgili adlı parça gibisinden arkadaşlar. Mesela 5-8'lik parçalar var. 1-2, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2, 1-2-3. Bunun örneği şu anda aklıma gelmiyor ama mesela 5-8'lik parçalar zor ve aksak parçalardır. Ritim atarken zorlanırsınız arkadaşlar. Mesela 9-8'lik parçalar. İşte MFÖ'nün Ele Güne Karşı adlı parçası. Sıkıntılı parçadır yani. Gibisinden bunlar biraz çalışmakla alakalı ritimlerdir. Ama 4 dörtlük ve 3 dörtlük yani piyasadaki sizin dinlediğiniz çoğu parça bu ilk gösterdiğim 4 ritimle çalınıyor genelde arkadaşlar. Ama şunu yine her zaman söylüyorum. Sakın 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 bir şarkı 4 dörtlük ise ritmi şudur gibisinden olaylara girmeyin. Çünkü o zaman bir ezberci zihniyet oluşuyor ve ben bu ritmi bilmiyorum. Yani şunu bilmiyor olabilirsiniz. O şarkının ritmini saymayı bilmiyor olabilirsiniz. Yani 9-8'lik işte 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 Karadeniz parçaları gibi. Bunu saymayabilirsiniz. Ben de yıllarca hiç bilmedim ama ritmini attım. Nasıl yaptım? Dinleyerek arkadaşlar. O yüzden şarkıyı dinlemeniz ve kafanızda şarkının akorlarını bilerek tabii ki bir ritim uydurmak sizin elinizde arkadaşlar. Bunu bilin. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar bu video. Yani
Dediğim gibi bu olayın, bu olgunun, ritim atma olgusunun bir ezberci durumu yok. O yüzden lütfen şarkıyı dinleyin, dinleyin, dinleyin ve gitarı elinize alın ve çalın arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Yorumlarınız olursa, sorularınız olursa aşağıya cevaplamak isterim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.